Çok değerli TV Yalova izleyicileri, Polat ve Korkmaz'la haftanın gündemi programının ikincisiyle TV Yalova stüdyolarında sizlerle beraberiz. Her hafta cuma günü 20 ile 21 arası yayınlanan Programımıza hoş geldiniz. Yalova gündemindeki en son sıcak konuları TV Yalova ekranlarında bu programda bulacaksınız. Yalova gündeminde ne var diyorsanız birçok sıcak konu var. Türkiye'nin gündemine olumsuz haberlerle gündeme gelen şehrimizde yaşananlar bir Yalova olarak beni çok üzüyor. Hafta başında Alevi kardeşlerimizin oturdukları evlerine çarpı işaretlerinin konulması, Yalova Özel Uzmanlar Hastanesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla mali polisin günlerdir denetlemede bulunuyor olması, Yalova'nın eski çöp alanı için gündeme gelen iddialar son bir haftadır Yalovalılara yansıyan olumsuz haberler olarak göze çarparken... Pandemi ile kısıtlanan hayatlar, e, Yalova'da gerçekten e, sıkıntılı, e, morallerin bozuk olduğu bir süreci tüm e, Yalova'da yaşayanlara yansıt yansıtıyor. E, Sayın Korkmaz, e, öncelikle haftanın e, e, gündemi programına ikincisine hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, ben e, konuya hemen e, hafta başında Alevi kardeşlerimizin oturdukları e, evlerine çarpı işaretleri konulması konusunu hemen ilk olarak size e, sormak istiyorum. Gerçekten çok üzücü, e, hiç hoş olmayan bir e, durumla karşılaştı Yalova bu anlamda. Kısaca bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Mesajınız yalava kamuoyuna ne olacaktır? Yani, Tabii toplumda karşılığı olmayan bir provokasyondur bu. Ee, hiçbir zamanda karşılığı olmayacaktır. Aziz milletimizin birlik ve beraberliği e, sayesinde bu provokasyonlar her zaman karşılıksız, sonuçsuz kalacaktır. Ee, i̇ncelemeler, araştırmalar devam ediyor gerçeklerin ortaya çıkması, bu işe kimler karıştı, kimler sebep oldu, bunların ortaya çıkması kamuoyunun beklentisidir. Ben biraz farklı da düşünüyorum. Sanki Yalova kamuoyundaki bazı gündemdeki maddeleri ötelemek adına, gündem değiştirmek adına bu işin sonunda bir çaba da çıkarsa Böyle bir gayret çıkarsa, böyle bir sonuç çıkarsa buna şaşırmayacağımı da buradan ifade etmiş olayım. Bekliyoruz herkes gibi. Ee, Sonuçturma devam ediyor. Evet, evet, Çok evet. yakın zamanda da bu evet. olayın failleri evet. e, kamuoyuna evet, e, yansıyacak evet. diyoruz. Evet, evet, evet. E, bir başka olumsuzluk haberi diyelim. Özel uzmanlar hastanesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası ile Mali Polis'in günlerdir bir e, denetimi söz konusu. E, bu da e, çok şehrimiz açısından olumsuz bir e, haber, evet, evet. olumsuz bir. E, durum diyebilirim. E, Yalova'nın bu tür e, olumsuzluklarla e, Türkiye gündemine gelmesi gerçekten bir Yalova'lı olarak bizleri çok üzüyor. Evet, evet. E, buyurun Bu konuda sizin e, düşünceniz nedir? Kısaca bu konuda da sizden bir görüş alalım. Şimdi, sayın şimdi bu hastaneyle ilgili e, daha önce de kamuoyuna benzer olumsuz haberler yansımıştı. Ne yansımıştı? Mesela ııı e, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında e, KYK ile atılan e, bazı e, doktorların bu hastanede istihdam edildiği ile ilgili haberler ulusal basına da yansımıştı. Biz de bazı birkaç arkadaşla beraber e, bunu yerel medya olarak gündeme getirmiştik. Sonra bu haberlere erişim yasağı e, getirilmişti. Bunun dışında bu hastanenin bir park sorunu vesaire, bu tarz sorunlar da sürekli ara ara yalova'nın gündemine gelmişti. Fakat şöyle bir şey var, ben bunu yazdım da sosyal medyadan. Sanki bu hastane bir takım eller tarafından hastane demeyelim de, yani hastanedeki olumsuz şeyler bir takım eller tarafından örtbas ediliyor gibi bilgiler hep gelmiştir. Ee, zamanın bazı kudretli siyasileri tarafından e, bu olumsuz işlerin e, üstü örtbas edildi diye kamuoyunda hep konuşulmuştur. Bizim de işimiz gereği kulağımıza gelmiştir. Şimdi bu son iddiaların e, nasıl neticelendiği e, ile ilgili biz de merakla nasıl neticelen, e, neticeleneceği biz de merakla bekliyoruz bunu. Ee, bakalım e, bazı şeyler ortaya çıkacak mı? Konuşulanlar doğru mu? Tabii e, Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluklar da aynısını söyledik biz. Biz istiyoruz ki bu iddialar gerçek dışı çıksın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Gerçek dışı olsun bu iddialar. E, işte yok belediyede, yok hastanede, orada burada bu tip olumsuz şeyler olsun. Kimse istemez. Biz de istemiyoruz bunu. Ama iddialar ciddidir. E, işte yok SGK dolandırıldı. işte yok devlet dolandırıldı falan. Bunların... E, çok yönlü yapılacak bir tahkikatla ortaya çıkması lazım. E, açık söylüyorum örtbas edilmemesi lazım bu olayların. Kim neyse, kim hata yaptıysa bunu ülke genelinde de e, şüphesiz bu böyledir. Ama Yalova genelinde konuşacak olursak, Yalova'da e, efendim bir takım usulsüzlükler, yolsuzluklar yapanın yanına artık kar kalmamalı. Kesinlikle. Birileri hesap ödemeli. Evet. E, bu çünkü bu hesap ödenmediği zaman e, biz bu olumsuz haberleri hep konuşmak zorunda kalacağız. Sıkıntılı konulardır bu. Bir konuya daha temas etmek istiyorum. E, önce fısıntı Gazetesi konuşuldu bu olay. Efendim. E sosyal medyada isim vermeden e, yazıldı, çizildi. tabi doğrudur. Sonuçta biraz hastanede olsa karşınızda bir şirket var. Efendim bir firma var sonuçta e, arka planında. Hem de kurumsal bir firma. Tabii ki tabii ki. E, şunu anlatmaya çalışıyorum, şu konuya temas etmeye çalışıyorum. E, basında e, ulusal basında göremiyoruz böyle haberleri. Şimdi sistemin nasıl işlediğini aslında e, herkes iyi bilir. Yani burada e, neden bu yolsuzluk haberini mesela biz ulusal basında göremiyoruz? Nasıl görür, görmemiz lazım? Ajans temsilcilerinin servis etmesi lazım bu haberi. Sanki burada da bir perdeleme mi var acaba diye vatandaşlar bize soruyor. Ee, ben de bunu dile getirmek istiyorum burada. Bu haberleri niye ulusal basında göremiyoruz biz? Maalesef e, Yalova'daki ulusal basın evet. temsilcilerinde de bir tekelleşme söz konusu sayın e, Korkmaz. E, bunun da tabii önümüzdeki süreçte detaylarıyla bu konuya da. Eğilizce. Yani gerçeklerin ortaya sorundayız. çıkması adına şimdi bizler evet, evet bizler de gazete sahibiyiz evet. medya temsilcisiyiz bizler bağımsızız Evet. biz e, efendim e, bir örnek veriyorum bir Anadolu Ajansı efendim bir TRT e, diğer farklı şeyler bunlar tabii hacimleri daha büyük bunların imkanları daha geniş anlatabiliyor muyum? kesinlikle tabii ki yaygın basın evet. ulusal şey Türkiye gündemini evet, aydınlatma evet. görevi evet, evet. yani ulusal Tormen basın yayınlar, ulusal evet. basın e, eğer bunları hemen süratle yazdığı zaman tabir caizse e, vakanın üzerine de gitmiş oluyor. Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Hı, Fakat hı, basın bunları yazmayınca bu sefer olay daha çabuk örtbas edilebilir hale geliyor. Yerelde kaldığı müddetçe diyorsunuz daha rahat evet, üstü evet, örtülebilir evet, evet. diyorsunuz evet. Sayın Korkmaz. Evet. Ee, Yalova kamuoyunu kamuoyu bu konuda özellikle e, tabii ki bir an evvel e, bu yaşanan Mali Polis'in denetlemesinden çıkacak e, kararı evet, e, evet, bekliyor. Evet. İnşallah dediğim gibi iddialar asılsızdır inşallah. Evet. Peki bir diğer konu Sayın e, Korkmaz. Geçtiğimiz haftanın son günü, e, cuma günü sabaha karşı eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir e, haber. Evet. E, bu haber e, biliyorsunuz 57 dönümün üzerinde Yalova e, Eski Çöplüğü diye adlandırdığımız Bursa yolu üzerindeki Eski çöp alanı ile alakalı. Ee, Sen korkmaz. Bir e, önceki Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu döneminde 3 defa yapılan ihalenin ardından Ankaralı bir firmanın 2008'de kazandığı e, Yalova çöpün kaldırılması işlemi hala tamamlanmadığı iddiaları var. Bu sorun hala devam ediyor olmasındaki ihmaller neler? Evet. Siz konuya vakıfsınız bu konuda evet. bir bilgi alalım ardından daha sorularım olacak konuyla alakalı. Evet şimdi bu da sıkıntılı bir konu. Ben az önceki olaydaki girişimi burada da yapmak istiyorum. Bu olayı da ulusal basında henüz göremedik. Biz evet eski başkan Yakup Bilgin Koçal'ın bir sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Biz bunları süratle haberleştirdik evet. ve elimizdeki yayın organlarında da güçlü bir şekilde bu olayı dile getirdik. Evet. Fakat ne yazık ki, dediğim gibi, e, Yalova'daki e, ajans temsilcileri şu ana kadar bu olaya sessiz kaldığı için ulusal basında göremedik. Seyirciler yine diyorsunuz. Evet. evet. Ee, burada gerçeklerin ortaya çıkması için e, bu konunun ciddiyetle ele alınması basında çok önemlidir buradan şu anlam çıkmasın. Biz yani yalova'da gündem oluşturmada, efendim meselelere ele almada biz yeterliyiz. Kimsenin bir yardımını falan talep etmiyoruz burada. Ben bir sistemden, bir işleyişten bahsettim. Bizim e, konumumuz ayrı. Bir de işleyen bir mekanizma var. Yani ulusal basın dediğim gibi e, burada temsilcileri vasıtasıyla e, birçok bir şeyin üstünü örtebiliyorlar. Evet, e, ört örtme demiyorum. Ben o sizin yorumunuz. Yani bir düzenden bahsediyorum. Anladım. Burada bir, bir temsilci bir yapı var. Bir ajan yapı var. temsilcisi haberi servis etmezse ulusal basında göremezsiniz o haberi. Aynen, aynen. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bizden alıntı yaparlar vesaire. Bunlar başka konulardır. Evet, evet. Peki e, şimdi Sayın Korkmaz yıllarca yalova'nın vahşi çöp alanı olarak kullanılan 57 bin küsur metre kare alan. Yalova Belediyesi tarafından bu çöpün kaldırılması mümkün değil miydi? Yani neden ihale? Neden bu kadar büyük bir alanın ihale karşılığı verilmesi? Ardından Yalova Belediyesinin bir bu çöpün kaldırılması noktasında da bir e, şartname e, dayatılması evet. çok ucuz bir rakama buranın 2 milyon küsür bir rakama 2008'de satılmış olması ya bu kaldırılma e, Yalova Belediyesi bunu yapamaz mıydı bu konuda özellikle fikriniz Şimdi, nedir? Şimdi e, biz e, az önce ifade ettiğim gibi Yakup Bilgin Koçan'ın açıklamalarını haberleştirdikten sonra ki devamında o dönem eee Sayın Koçal'ın yardımcısı olan Ahmet Öztürk. Şu an evet Demokrat Parti İl Başkanı olan Ahmet Özsümer'in de konuyla ilgili açıklamaları vardı. Evet. Onların da onlara da değiniriz. Onların da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi burada tabii konuyla ilgili bu haberleri yaptıktan sonra e, bazı araştırmalarda bulunduk. Ben e, eski Başkan Barbaros Binicioğlu'yla da bizzat telefonda konuştum. Sağ olsun kafamızdaki soruları e, sorduk onlara kendilerine. Şimdi evet ifade buyurduğunuz üzere bir 2 milyon 800 bin gibi bir rakama satılıyor. satılıyor. Üstüne de evet. 50, 57 bin küsür yer veriliyor. Artı evet. deniliyor ki Yalova Belediyesi sen bile de bu çöpü buradan evet. kaldır. Şimdi böyle bir... Böyle bir protokol olur mu? Şimdi e, Sayın Binicioğlu döneminde böyle bir tasarrufta bulunmuş belediye. O zaman böyle bir karar almışlar, yer satılmış. Ee, bir iddia işte mahkemelik olmuş. Mahkemelik olma sebebi de şu, orada e, belediye şu taahhütü vermiş. Yani bu çöpün işte bir kısmını ben kaldıracağım şeklinde. Sonra e, bununla ilgili bir ihaleye çıkmış e, Barbaros Bincoğlu döneminde. E, 300 bin liralık bir ihaleye çıkılmış çöp kaldırma ihalesi. Sonra seçimler denk gelmiş. Seçimlerde Barbaros Bincioğlu kaybediyor seçimi. Yakup gün Koçal geliyor ve bu ihaleyi iptal ediyor. Evet. İşte bu asıl sıkıntı burada başlıyor. İşte belediyecilikte devamlılık esastır. Bu ihalenin iptal edilmesi konusunun üzerine gidilmesi lazım. Bu bir. Çünkü neden? Bu 300 bin lira işte büyümüş, büyümüş, büyümüş gelmiş bugün. 11 milyona, milyona yakın dayanmış. bir para olmuş. Evet. Eğer o ihale o gün iptal edilmeseydi bugün bunlar olmayacaktı. Sayın Korkmaz bugün bugün sabaha karşı yine Yakup Bilgin Koçal'ın bir açıklaması var. Bizim yapmış olduğumuz yayında bu konuların ardından e, Koçal'ın özellikle Barbaros Binecioğlu'nun söylemlerine şöyle bir cevabı var. Bu yapılan ihaleler kapalı kapılar ardında yapıldı ve e, yanlıştı. Başından yanlıştı bu iş. Şeklinde bir e, demeci var açıklaması şimdi, var. Şimdi şimdi e, onunla ilgili e, Ahmet Özsümer de e, yazısında değinmiş buna. Evet. E, şimdi bu eee ihaleyi alan firma ile ilgili işte evet. Ahmet Özsümer'in iddiası bu. Araştırılsın diyor. Bu kimin tanıdığı çıkacak diyor. Bize de biraz e, e, gönderme yapıyor. Ve Sayın Koçal'ın da burada özellikle o süreçte o firma Yalova kamuoyuyla hiç paylaşılmadı iddiası evet, da evet, evet, söz konusu. Evet, evet. şimdi şuradan e, bu araziyi ilk alan firmanın Yalovalı bir siyasi kimlik ile akrabalığı var mı? Evet, diyor. Çok ciddi bir hitap bu. Özsümer diyor evet. ve e, diyor ki umarım yerel basın bu soruların cevabını isim isim yazar. Bize göndermede bulunuyor. Niye? E zaten ilk biz yaptık haberleri. Evet. Sayın Başkan da görüştüğüm bir insandır. Evet. E, şimdi buradan tekrar e, bize gönderme yapıyor derken e, şey yapacağım. Şimdi e, bu olayı basının yazmadığına e, az önce değinmiştim. E, şimdi burada bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Kesinlikle. Şimdi bugün adı geçen insanlar firma sahipleri bugün. Ee, çeşitli medya organları da var. Evet, evet. Doğru mudur? Evet. Evet. evet Bazı e, gazete temsilcilerinin de e, bunlarla bir bağ var. Evet. Doğru mudur? Maalesef. Şimdi bu maalesef. yüzden haberler servis edilemiyor. Maalesef. Evet. Ben dediğim gibi tekrardan az önce konuyu bitirmek açısından şunu çünkü yarım bıraktığım için. Şimdi gaz medya mensubu. Gazeteci de demeyelim. Medya. Ee, üzerine düşeni yapması lazım. Bir şirketi bir kurumun Evet. E, etkisi altında, bünyesi evet. altında gazetecilik ben, olmaz. Ben ben olmaz geçen diyoruz. yayınımda evet. bu konuyla ilgili duruşumu net olarak söylemiştim. Evet. Ben e, işte medya mensubunun diğer meslektaşları ilgili laf söylemesini asla doğru bulmuyorum. Evet. Burada konu farklı yalnız. Yani burada meseleyi eğer masaya yatırıp çözmezsek ya da çözülmese de vatandaş bunu bilmesi lazım kim neyi yazıyor? Çünkü başka mevzularda da dönüp bize sataşanlar oluyor. Maalesef, maalesef. İşte bizim için diyorlar ki yok AK Parti'nin adamı, yok bilmem kimin adamı falan. Şimdi ben soruyorum. Bu olayı yazmayan medya kimin adamıdır? Sayın Korkmaz, biz yeni geliyor AK Partili belediye başkanlarını da eleştiriyoruz. Evet. Yeni geliyor CHP'lileri de evet. eleştiriyoruz. Evet. Kim eğer Yalova'da gerçekten evet. gerçekten e, içerisinde oluyorsa bu evet. bir kamu kurumu da olabilir. Evet. Bu bir belediye de olabilir. Bu bir e, kamula e, iletişim içerisinde çalışan bir hastanede olabilir. Evet. Bizim için önemli olan Yalova kamuoyu Yalova'nın menfaatidir. Evet. Şimdi e, bunun da bilinmesine evet. özellikle aynen, arz ediyorum. Aynen, aynen. başkanım şimdi medya ilan alır, reklam alır, destek alır. Fakat emir almaz kimsede. Başka Çok nasıl yaşayacağız? Evet, Sayın evet. korkmaz. Tabii ki örnek yapacağız biz. Evet. Biz gönüllü kamu görevi yapan, evet. gönüllü kamu görevi yapan gazetecileriz. Evet. Bizim bizim gelir kaynaklarımız evet. abonedir, gazete satışıdır. Evet. Bizim gelir kaynağımız ilandır, reklamdır. Evet. Bize gökten bir para yağmıyor. Evet. Biz bunlarla personel çalıştırıyoruz, maaş ödüyoruz, evet. SSK ödüyoruz, KDV ödüyoruz. Eee onun dışında vergi ödüyoruz. Evet. Bu böyle e, bu iş bu iş her baba yiğidin harcı değil. Sayın Korkmaz. Evet, evet. 25 yıldır bu işi yapan bir evet. Yalova'da yerel bazda yapan evet. bir kardeşim hep verdim. Hala da veriyorum. Evet. Hep de fedakarlık yapmaya da devam evet. ediyorum. Yalova için, kentim için. Bazı siyasilerin söylemleri gibi bir duruşumuz yok bizim. Ben Yalova'yı çok seviyorum. Evet. Yalova benim hayatım. Yalova benim e, kentim evet. deyip de Yalova'nın Yalova e, da herhangi bir e, görevde Yalova'ya ihanet edenlerden asla olmadı, evet. olmayacağız da olanların da karşısında evet. basın olacağız. basın değil, birçok insanı şu ana kadar daha göremedik. Bazı siyasetçileri de. Eğer ben atladıysam uyarın beni. Evet. Mesela örnek veriyorum. CHP il başkanının bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu mu? Maalesef yok. Bana gelen bir bilgi yok. Gelir genelde açıklamalar. Her konuda evet. gündeme eleştirilerini bizlerle paylaşan evet. ben İyi Parti il başkanından da duymuyorum evet. bunu. Evet. CHP'den de duymuyorum. Evet. Diğer siyasi partilerin evet. Yalova'daki il başkanlarından bir şey bu işi, duymuş değil. Bu işin çok yönlü ele alınması taraftarıyım. Olaya buradan girmem de. Yani çuvaldızı bize biz dört dört düz demiyoruz. Bizim de hatalarımız olabilir. Olayı önce medyadan başlama sebebim bu. Evet, Medya haklısınız. siyasetçiler neden bu olay çok önemlidir ve çok yönlü ele alınması lazım? Çünkü bu adı geçen para bakın 11 milyon gibi bir paradan bahsediyoruz. Milletin parasıdır bu başkanım. Bizden hepimizden gidecek bu para. Yalova halkından gidecek. Burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Burada firma hukuki bir süreci sonuçlandırmış Evet ve ortada bir mahkeme Ta, tazminat kararı var. Ne evet. kazanmış? Bakın Ona dikkat bir edin. Şey dediğimiz bunu, yok bunu biz tartışmıyoruz evet. ama geri planını evet. neler olduğunu tartışmak zorundayız. Bunca zaman tartışılmamış bu olay. Bakın şunu biz bu olayı bu şekilde manşetimize taşıyıp güçlü bir şekilde dillendirmemiz, gündeme getirmemiz bile kamuoyunun öyle ilgisini çekmiş ki şaşırıyorlar. Peki ben e, ya şuna paralel olarak şöyle bir soru sorayım. Ya son 3 dönem Yalova Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan e, Sayın Barbaros Hayrettin Bilicioğlu, e, Sayın Yakup Bilgin Koçal ve e, Sayın Vefa Sanman dönemlerini mercek altına aldığımızda Yalova Belediyesi'nin bu başkanlar döneminde hakkaniyetli bir şekilde yönetildiklerini, yönetildiklerini düşünüyor musunuz? Özellikle bu çöplük konusunda evet. ben 3 belediye başkanımızın da gerçekten çok hatalı bir süreci idare ettiklerini görüyorum. Evet, evet. Aldığım bilgiler. Ve e, şu anki mevcut belediye başkan vekilimizin kucağına 11 milyonu böyle otutturdular Sayın evet, Her şey iyi giderken birden evet. böyle bir evet sıkıntı ee, ortaya çıktı. Buna yine buna paralel olarak e, eski çöp depolama alanına e, olan e, yere e, AVM yapılması gibi bir durum söz konusu. Bu nasıl mümkün? Bu mümkün mü? Bu doğru mu? Evet, şimdi tabii AVM olayına e, biraz daha sonra gelmek lazım. Önce ilk sorunuzdan başlayayım. Ben şöyle bir giriş yapmıştım. Tabii Barbaros Bey bir tasarrufta bulunmuş. O zaman, eğer o zaman bu yanlış olsaydı buna geriye dönüp bakmak lazım. Meclis kararlarına. O zaman itiraz edilmiş mi? Bu karar e, e, basını e, taramak lazım. Basında nasıl ele alınmış bu konu? Yalova kamuoyunda tartışılmış mı? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Yoksa belediye başkanı ekibiyle beraber e, muhakkak meclisi de bilgilendirmiştir. Böyle bir tasarrufta bulunmuş. Belediyeler hep yer satıyor. Bakın Vefa Salma'nın görevdeyken sattığı yer geçen e, eğer... E, Yanlış hatırlamıyorsam 106 tane arsa satmış. Bakın göreve geldiğinden beri vefasalma. Sayın Korkmaz bakın ben şuna özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Yalova Bursa yolu üzerinde. Evet. Yalova'nın Bursa'dan girişi var. Evet. Bir de İzmit güzergahından bir girişi var. Tabii ki Yalova Bursa yolunun hemen dibinde. Evet. Vahşi çöp depolama alanının Yalova'ya evet. bir... E, görüntü kirliliği, evet, bir evet. E, koku kirliliği evet. yarattığı gerçeğini asla unutmayalım. O çöpün oradan kaldırılması gerekliydi. Evet. Ve bunu da sağ olsun Barbos Minicioğlu bu çöpü oradan kaldırdı. Bu evet. vesile oldu. Evet. Ama ama bakın burada önemli olan burada e, bu e, kaldırılma işlemi nasıl yapıldı? Bakın hep sorgulanan e, Evet. Konu bu. Evet. Ve Yakup Bilgin Koçal'ın da özellikle sorguladığı ve eleştirdiği konu bu. Hangi firmaya verildi? Niye o dönem kamuoyundan bu firma saklandı, söylenmedi? Evet. Ve 58 dönüme yakın bir yer neden veriliyor? Yalova evet. Belediyesi kendi imkanlarıyla, o çöpü oradan kaldıramaz mıydı? İktidar gücü evet, elinde evet. olan bir Ak Partili belediye başkanı evet, dönemi evet. E, ni düşünün evet. ve sonrasında Yakup Koçal dönemi başlıyor 2009-2014 <laughs> ve bu süreçte de Yakup Koçal kılını kıvırdatmıyor Bu da yanlış bir şey. Evet. E, Vefa Salman dönemi 6 yıllık o hiç ilgilenmemiş ve 300 lira, 500 lira olmuş 11 milyon. Bazı ruhsatlar herhalde Vefa Salman döneminde anladığım kadarıyla ee, verilmiş. İmarla alakalı evet. plan değişiklikleri sanıyorum, evet. sanıyorum kesin bilgim yok. Burada bazı izinler verilirken Vefa Salman geçmiş dönemle ilgili bu adı geçen e, paralarla ilgili bir mahsuplaşma yapabilirdi e, deniyor. Evet. Ama Yapmış Ama mı? Yapmamışlar. Mı? Yapmamışlar. Yapılmamış. Buradan yola çıkarak o ilk başta sorduğunuz soruya ben Bineceoğlu'nu yine bir kenara koyuyorum. Çünkü dediğim gibi o zamanın şartlarına bakmak lazım. O zaman böyle bir tasarrufta bulunup satmışlar. Fakat ondan sonra sanki biraz basiretsiz bir yönetim e, olmuş gibi e, bir e, izlenimim var açıkçası. Çünkü ortada böyle bir e, vaka var kimse bunu tabiri caizse halının altına süpürmüş başkanlar bunu görmemezlikten gelmişler ve şu anda az önce sizin de söylediğiniz gibi bu bomba tabiri caizse Mustafa Tutun kucağında kaldı Yalova Belediyesi tabii bir il belediyesidir bu 11 milyonun işte 10 milyon küsür neyse artık belki de 12 olacak bilemeyiz onu bunun altında ezilecek bir belediye değildir fakat dediğim gibi bu meseleleri irdeleyip e, varsa e, hatalılar bunlara ortaya çıkmazsa, varsa bazı usulsüzlükler. Şimdi burada konuşulacak çok şey var. Evet. çok. Bu çöpler çok... bakın yine Ahmet Özsümer. Şimdi bakın bunlar önemli aktörler. Yani işte Ahmet Özsümer örnek veriyorum Arboretum arazisinin satışını ben yaptım diyor. Yani bunu konuştuk Hakan Bey. Ben yaptım bunu dedi yani. Şimdi evet. oraya geleceğiz. Biraz önce siz temas ettiniz. Evet. Şimdi burada bir rekabet var. Yani bunları da konuşalım. Yani bunları vatandaş bilsin. Yani buraya yani Yakup Bilgin Koçal e, bazı yorumlar var. E, ben haberi verdiğim zaman da atılmış. Ya başkan ne yapmaya çalışıyor? Niye şimdi böyle bir açıklama yaptı? Yani şu anda bu eski çöplük alanının sahipleriyle efendim Yakup Bilgin Koçal arasında e, bazı bir efendim inatlaşma mı diyelim, kutuplaşma mı diyelim böyle bir şeyler var. Arberetum satışından kaynaklanan Evet, işte Arboretum arazisine bir e, otel, e, bir AVM e, projesi var. Az önce siz de söylediğiniz e, bu taraf, e, buradaki firma. Evet, evet. E, kendi yerinde, çöplük arazisinde, eski çöplük alanında bir proje var. Projesi var. Ben evet. e, geçmiş haberleri taradım e, Google'da. E, 11 milyon, e, 110 milyon dolarlık proje diye bunun lansmanı yapılmış. Evet. İşte buradaki böyle söylentiler var. İşte buraya AVM yapılacak yapılacağı için efendim arboretum arazisindeki bu projeye bu yüzden e, karşı çıkılıyor gibi. Bunlar da belki e, kendi içinde ayrı konular gibi olabilir ama birbiriyle bağlantılı konular efendime söyleyeyim. Bunun dışında e, o zaman e, söyledik 2.800'de satılan e, arazi şu andaki değerine ben ufak bir araştırma yaptım. 110 milyon gibi bir rakam. Tabii metrekaresi en az ediliyor. 2 milyon en az civarında diyorlar. yani en evet, az evet. Evet. evet, evet. Ve Yalova Belediyesi'nin uğradığı zarara bakın. Evet. Ee, Sayın Korkmaz, evet. Ee, bu Yalova AVM ve otel projesine e, her e, her zaman son günlerde, son aylarda özellikle Hı. Hı. sosyal medya üzerinden e, tepkisini dile getiren e, ve bu e, Yalova çöp alanında da şu an e, SEMT77 adıyla evet. e, bir e, konut e, projesinin başında olan Sayın e, Orbay Tuna evet. e, bu, bu Alvaro Tumarazit'teki bu projede e, açıkça karşı çıktığını evet, evet. her defasında dile getiriyor. E, sanıyorum az önce sizin söylemek istediğinizde de evet. kendi projesi e, ne talebin aşağıda adamıdır, iş adamıdır. İş adamıdır. Acaba? ticari kaygılar duyması normaldir. Ee, evet. Bunu altını çizerek tekrar söylüyorum. Bunu bizden başka konuşacak yok Yalova'da. O yüzden biz konuşuyoruz evet, açık açık. Bu kesinlikle. Burada evet. kimseyi kesinlikle. suçlamıyoruz. Dediğim gibi. E, karşımızda firmalar var, şirketler var. Biz istiyoruz ki oradaki projede, buradaki hepsi bütün projeler evet. Yalova için olsun. Ortada bir yani, yatırım neficede, varsa, bir evet. proje varsa devamında istihdam var demektir. Kesinlikle Efendim Yalova'nın bir kazanımı demektir olmaz. bunlar. Evet. evet. Ama kimse de kendi ticari kaygılarıyla efendim diğer öbür bir projeyi baltalamaya kalkarsa da biz tabii ki bunun karşısında dururuz yani. E, Sayın Korkmaz şöyle de bir gerçek var. Evet. E, algoritma arazileri e, tamam e, belki e, Yalova kamuoyu e, arzu etmezdi. Orası algoritma arazisi olarak kalması evet. taraftarıydık. Evet. Ama evet. E, Yakup Koçal döneminde burası 5 e, parsel olarak satıldı. Evet. Ve satan... E, Yatırımcılar da burada e, Yalova'ya marka olabilecek bir e, AVM ve otel projesiyle e, le e, bu kente bir değer katma düşüncesindeler. Evet, evet. Bizim aldığımız bilgiler bu. Evet. E, bu ne durumda son bu, nedir izinler bu proje, falan onu bilmiyoruz bu, ama evet. Bu projenin e, birileri tarafından engellenmeye çalışılmasını da evet. ben e, pek doğru bulmuyorum. Evet. Bunu özellikle TV Yalova izleyicilerinin evet, evet. de bilmesini arzu ederim. E, projeyle ilgili e, önümüzdeki aylarda bir yol kat edileceği bilgisine evet, evet. sahibiz. Şimdi şimdiden şimdi, evet. E, Yalova'ya hayırlı evet, olsun evet, derim evet. ben. Şimdi dediğim gibi bu çok yönlü bir olay. Bu 11 milyon TL ödenmesi ayrı bir vakadır. Ne olacak? Kamuoyu bunu merak ediyor. Şu bilgiyi vereyim. Buyurun. Ee, yani şu anda alacaklar listesine kaydedilmiş durumda bu alacak. Örnek veriyorum. Şu anda firma sahibi isterse haciz işlemi başlatabilir, düğmeye basabilir efendim, arsalara el koyabilir, hesaplara bloke koyabilir. Böyle bir süreçten bahsediyorum. Ondan sonra bunun dışında. Bu olayın patlak vermesiyle, 11 milyon civarı tazminatın patlak vermesiyle, Yakup Başkan'ın açıklamalarıyla bazı yeni iddialar, az önce de değindik, ortaya çıktı. Bunların dikkatle takibi yapılması lazım, incelenmesi lazım. Evet, buradaki çöplük, çöp tam olarak kaldırılmış mıdır diyebiliriz az önce e, değinecektim veya yüzde ee, kaçı kaldırıldı yüzde kaçı duruyor bu bu konuda bir aydınlatıcı bilgi yala bakalım evet. verilmiyor şimdi, medya mensuplarına verilmiyor Evet burada e, f f bazı firma sahibi diyor ki mesela e, buradaki çöpün şu kadarını biz kaldırdık Yakup Bilgin Koçal'ın e, imalı bir şekilde açıklaması var şimdi bakın biz bu e, aktörlerin diyeyim şimdi bunlar önemli isimler şu anda aktif olmayabilirler. Eski belediye başkanıdır. Fuşurdu. Ama biz Yakup Bilgin Koçal'ın ağzından çıkacak sözleri ciddiye almak zorundayız. İşte dediğim gibi Ahmet Özsümer. Ee, bu gibi isimlerin zamanında önemli görevlerde bulunmuşlar. Bu konulara vakıflar. Bakın çok ciddi iddialar dillendiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu yazdım. Buradan da söylüyorum. Bunların valilik hemen olaya el koyması lazım. Evet. Hemen hemen soruşturma. Buradaki çöp. Efendim İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Çevre Şehircilik Bakanlığı hemen olaya el koyması lazım. Peki e, sey korkmaz. Ya Yakup Güngör Koçal'ın bu çıkışı, evet. Şu an neye bağlıyorsunuz ve hatta e, ilk açıklamasında e, sanki Başkan Vekili Mustafa Tutuğa ya, ya bu işi çöz. Bak bu iş sende gibi evet. bir şimdi ee, mesaj vardı. Şimdi Yakuş'u olduğu evet. açıklamada. Yakup Bilgin Koçal niye durduk yere konuştu diyorlar. Ben bu e, dava ne kadar ne, ne zaman karara bağlandı diye sordum yakın bir tarihte karara bağlanmış zaten. O, yeni, yeni. E, Yakup Başkan da bunu öğrenip böyle bir açıklama yapması efendim duyguların çok, dile çok getirmesi çok normal bir süreç. Son de, derece doğaldır. Doğal, e zaten o dile getirmesi başka türlü bu olay çıksa da e zaten dön dolaş kendisine sorulacak bazı şeyler, bir cevap hakkı doğacak kendisine. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi burada mesele şu. Burada e, bakın gelinen noktada altın çizerek söylüyorum, firmanın da kabahati yok. Adam bir sözleşmeden kaynaklanan hakkını aramış. Dava buralara kadar gelmiş. Arada basiretsiz, öngörüsüz davranan yöneticiler var. Böyle bir efendim kar topu yuvarlana yuvarlana bir çığa dönüşmüş. Şimdi böyle bir rakam çıkmış ortaya. Anlatabiliyor muyum? Yine Yakup Koçal'ın bir iddiası var. Bizim de e, yayınlarımıza gündeme getirdiğimiz son 20 yılı bir araştırın İmar planları değişikliğinde evet, evet Kimler bu değişikliklere imza atmış tek tek çıksın ortaya iddiası var. Evet. Yani bunu da değerlendiriyorsunuz? Evet evet Yani bizim biz burada o 8 arsa satışı ile ilgili geçen programda gündeme e, yapılan iyi evet. bu arsalar satıldıktan sonra imar değişikliği yapıldı mı diye? Bir iddiayı gündeme getirmiştik. Evet. o Ondan sonra Yakup Bilgin Koçal'ın bu açıklaması manidardır, dikkat değerdir. Çok. Efendim Çok. evet, evet. E, incelenmesi lazım. Yine sözüme başlarken şöyle bir şey dedim. Bakın Yalova'da Yalova'nın hak ettiği yere gelmesi için, sorunlarının çözülmesi için gerekirse geçmişe dönülmeli. Koçal dönemine de dönülmeli. Barbaros Binicioğlu dönemine de. Vefas almanın dönemi zaten şu anda gündemde. Malum yolsuzluk yani skandalıyla. Diyorsunuz ki yapanın yanına kar Kesinlikle. kalmasın. Kesinlikle. Yoksa, şey. yoksa işte ne bileyim oraya el atayım. Burada böyle bir medya organı kurayım. İşte onu bağlayayım, bunu bağlayayım. Ona zarf indireyim. Anlatabiliyor muyum? İşte ajans temsilcileri sessiz kalsın. Efendim sesi çıkartanlara da bir şekilde hallederiz. Bu şekilde bu işler yürümez yürümeyeceği için biz varız. Bizim varlık sebebimiz de bu. Anlatabiliyor muyum? Bu eski düzeni, Eski düzen diyorum ben buna. Sayın Korkmaz evet. yani kepçeyle al da kaşıkla dağıt gibi bir evet, durum evet. Mu var Evet evet. Başkanım diyorsun? şimdi bakın bir ilde yolsuzluklar usulsüzlükler yapılırken basın ne yapıyor ona bakacaksınız. Çok güzel. Çok basın güzel. eğer penguen yayını yapıyorsa tabiri caizse anlatabiliyor muyum? O yolsuzluklara da ortak demektir basın. Çok doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. O yüzden burada ben eee prensiplerimin de dışına çıkarak medya konusunu bugün ele almamda, üzerine vurgu yapmamdaki sebep bu. Medya bir olayın üzerine ciddi şekilde giderse, bak altını çizerek söylüyorum. Ben kimseden medet umduğumuz falan yok. Biz yeteriz gündem oluşturmaya. Anlatabiliyor Yetiyoruz muyum? Sayın fakat Kort, tabii evet. ki fakat kamuoyu da bunları görsün. Efendim bir yolsuzluk, bir vaka varken ortada, bir efendim önemli bir gündem maddesi varken kim ne yapıyor baksınlar. Yarın bir şey söylemek için. Anlatabiliyor muyum? Aynı. Burada evet. bu vaka varken efendim Yalova Belediyesi'nde çok ciddi bir yolsuzluk varken burada böyle bir vaka varken gidip de her sekla günündeki leyleklerden bahsedemedi, bahsedemeyiz biz. Biz bunu yapamayız. Anlatabiliyor muyum? Ha bunu yapanlar var. O da, a, o da bir haber değil. O da bir haber değiller. Evet, evet. Ama, ama ben daha tek, önemli konular evet, varken bunlara evet. eğilmek var. Tekrar, tekrar şunu toparlayıp söylemek istiyorum. Ben böyle bitirmek istiyorum. Benim bildiğim burada bir TRT muhabiri var. Ben var biliyorum. Anadolu Ajansı muhabiri var. Efendim, e, e, Yalova Belediyesi iktidar Partisi'nde olduğu için zikrediyorum. Hani iktidara yakınlığıyla bilinen bir A haber temsilcisi var diye biliyorum ben. Ha, görevden alındılarsa yoksa bilemem. Bunlar niye sessizdir? Evet. Bunlar talimatları işle ilgili emir yanlış anlaşılmasın. Bunlar talimat ve emirleri kimden alıyorlar? Çok doğru. Bağlı bulundukları kurumdan mı alıyorlar? Yoksa, Yoksa bazı, bazı iş adamlarından mı alıyorlar? Çok Anlatabiliyor muyum? Evet noktayı koyuyor. Herkes Peki. yaptığını ettiğine dikkat etsin. E ee, son olarak e, TV Yalova izleyicilerine e, bu Yalova gündemiyle ilgili e, son bir haftanın değerlendirmesini yapıp evet. bitirebilir misiniz? Şimdi e, biz tabii elimizdeki bilgilerle, açıklamalarla yaptık. Ulaştığımız bilgilerle ufak da olsa yorumlarımızı kattık. Şuna bakmak lazım. E, ben bu çağrıyı yaptım. Sonra açıklama yapacak bilgisi de geldi. Mustafa Tutun Yalova Belediye Başkan Vekilinin konuyla ilgili ee, önümüzdeki günlerdeki belediye meclisinde yapacağı açıklamaya bakalım. Evet. Sayın Başkan'ın elinde bilgiler vardır. Bakalım ne bilgiler verecek. Ondan sonra e, kuvvetle muhtemel firma sahibinin de e, bir açıklama yapmasını bekliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yapacaktır muhakkak. Bunlara da bakacağız biz. Bunları da objektif bir şekilde duyuracağız. Üzerine yine ilave bilgiler olursa yine e, yorumlamaya çalışırız başkanım. Ee, Sayın Korkmaz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Çok efendim. güzel, e, çok önemli diyelim konulara e, bugün de evet. e, Yalova kamuoyunun gündemine beraber getirmiş olduk. E, ben çok değerli TV Yalova izleyicilerine e, Ayhan Polat ve Hakan Korkmaz'da haftanın gündemi programının ikincisini e, burada tamamladığımızı e, iletmek istiyorum. Önümüzdeki Cuma günü ee, tekrar e, aynı saatte buluşmak temennisiyle hepinize e, güzel, e, hayırlı bir hafta e, diliyorum.